Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Kaplar teker teker gelmeye başladı. Tabi bayram bu kadar hızlı geçecek deselerdi inanmazdım arkadaşlar. Çok hızlı geçiyor. Trabzonspor takımımız önemli transferler yapmaya devam ediyor. Görüşmeler devam ediyor bu arada tabii ki de aynı şekilde içeride de bir hareketlilik var. Trabzonspor takımız içeride de görüşmelerini sürdürüyor. Özellikle tabii Maxi Gomez ve Batra'da gözler. Trezege'de bir bekleme var. Uğurcan Çakır Cephesi'nde bir hareketlilik var. Bütün bu detayları konuşacağız. Artı yani bir tra bir e Trabzonspor takımı Santoforo transfer teklifinde bulunduğunun bir iddiası var. Şimdi bunu da Elimden geldiğince detaylandıracağım sizler için arkadaşlar. Tabi öncelikle e, Uğurcan Çakır'dan bir başlamak istiyorum. Bir kere Uğurcan Çakır takımın kaptanı. Mil takımımızın kalecisi. Önemli bir karakter. Trabzonspor takımı için çok e, bence hem oynadığı dönemlerde faydalı olmuş. Sağ içinde ve sağ dışında da takımı her zaman destek vermiş. E, yaşı çok değil, çok tecrübeli değil bana göre. Ama abilik yapmaya çalışan bence değerli bir isim. Uğurcan Çakır Trabzonspor takımındaki kalesinde bir kere çok stratejik bir konumda. Neden? Ya kaleciyi yabancıya çevirdiğin dakika sahanın içerisinde bir oyuncu yerli yapman lazım. Türkiye'de maalesef yerli oyuncularda ciddi problemler var. İstediğin yerliyi bulmakta, kaliteli yerli oynatmakta zorlanıyorsun ve e, bu sen oyuncu değiştirmeden tutun transferine kadar birçok şeyi etkiliyor. Şimdi Uğurcan Çakır'ın şimdi biliyorsunuz Roma istiyor diyoruz. İşte Roma'nın bir teklif yapmasını bekliyoruz ki menajer boyutunda teklif yapıldı oyuncuya soruldu menajerine sorulduğunun bir iddiası var oyuncu bir tarafa koyalım. menajerine ulaşıldığını biliyoruz ve menajeri bu transferin somutlaşmasını istediğini de biliyoruz ve kulübümüze bir teklif gelmesini bekliyoruz Roma tarafından şimdi son gelen bilgilerde Inter'in de devreye girdiğinin iddiası var bakın arkadaşlar önemli olan detay şu an Uğurcan Çakır Avrupa'da oynamak istiyor mu istemiyor mu? Veyahut da şu an gitmesi doğru bir zamanlama mı? Ben kulübüme bırakıyorum diyor. Hedefimde benim Avrupa var diyor. Kulübüm izin verir, menfaatleri olursa Avrupa'ya gideceğim diyor. Şu an hani geçen sene konuştuk, ondan önce sene konuştuk. Şu an Uğurcan Çakır için gidebileceği belki de en doğru zamanlardan bir tanesi. Uğurcan Çakır için. Bizim için keşke kalsa. Ben Ertuğrul Doğan gibi düşünüyorum, başkan gibi düşünüyorum. Ben kaptanımı niye vereyim diyor. Ben kaptanımı göndermek istemiyorum ki hele ki diyor yerli Türkiye içinde diyor konuşulması dahi bana göre normal değil diyor. Yani böyle bir şey söz konusu dahi olamaz diyor. Roma mı inter mi derken Arabistan'dan da çok sürpriz bir teklif iddiası var. Arapların da işin içine girdiğinin iddiası var. Şimdi Avrupa'da oynamak istiyor Uğurcan Çakır ama arkadaşlar bakın çok önemli bir detay var. Bu işin içerisinde para var. Araplar çıkar çılgın bir teklif yapıp Uğurcan Çakır'ın kafasını çelerse Arabistan'a da girebilir. Kulübümüz burada daha fazla para kazanır. Ve Arabistan'da oynamak ister mi, mi bilmiyorum. Berat gitti gayet mutlu. Berat, Berat'tan mutlaka referans alır ama şimdi e, Avrupa'da belki de 5 yılda kazanacağı parayı Arabistan'da 1 senede kazanabilir. Böyle de bir detay var Uğurcan Çakır için. Bunu da e, eklemek istiyorum. Uğurcan Çakır cephesinde gözümüz kulağımız bayram sonrasında bir hareketlik olacağı söyleniyor. Bakalım göreceğiz olup olmayacağını arkadaşlar. Şimdi Batra e, gitmesini bekliyoruz arkadaşlar. Kulübümüz ondan bir transfer getirmesini bekliyor. Menajerine zaten haftalar öncesinde söylemiştik. En maliyetli oyuncuların başında geliyor. Şu an belki de en maliyetli oyuncumuz. Performansını istediğimiz seviyede çıkamadı. Oyuncu İspanya'da birkaç tane takımla temasını kurdu. Röportajları yaptı. Real Betis'te tekrar oynamak isterim gibisinin açıklamaları oldu. Ama Mark Batra'nın transferi gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz. Eğer Mark Batra giderse, bakın Fernandes'i getirdik. Kap açıklandı. Oyuncu İstanbul'a dün geldi. Bugün Trabzon'a geliyor. Bakın kap açıklaması yapılmasına rağmen size şunu söylemek istiyorum. Duju Carlo. Daha önce de söyledim sizlere. Southampton takımının stoperi 1.92 boyundaki Hırvatsızlan mil takım stoperi. Premier Lig'de bu sene e, bayağı da fazla maç... 13 tane maçta forma şans yakaladı. 20 tane toplamda maç oynadı. Yani kötü değil. Ve bu isim Trabzonspor takımımıza kiralık anlamında gelmesi muhtemel gibi gözüküyor. Mark Batra'ya göre birinci aday gibi duruyor. Şu an için görüntüde bu. Mark Batra da gözümüz kulağımız. Bir diğer detayımız da tabii ki de Santoford detayı. Bir oyuncuyla anlaşıldı açıklanmıyor. Burada ben merak ediyorum neden hala açıklanmıyor. Yani Orsic açıklanıyor. Stoper açıklanıyor. Korbelis dakika bir açıklandı. Bir gazımız alındı orada. İşte Fernandez arkasından bir orsiç. Arkasından bakalım kim açıklanacak. Arkasından ben bombayı açıklayacaklar. Petkoviç'i bekliyorum. Petkoviç'te biraz daha zaman ihtiyacımız olduğunu söylüyorlar konuştuklarımız. Ama Petkoviç'te her an bir güzel bir haber gelebilir arkadaşlar. Tabi menajerler işin içerisinde giriyor. Kulüpler işin içerisinde. Görüşmeler sürekli devam ediyor. En son işi Bielis'e kesecek gibi duruyor Petkoviç konusunda. Tabii e, Batran olayı bu şekilde olacak. Stoper hattında ve Maxi Gomez olayında iki tane oyuncunun transferi gerçekleştikten sonra biraz daha hızlanacağız arkadaşlar diye düşünüyorum. Kampa belki bütün oyuncular yetişmez. Artık şurada bir iki gün kaldı. Yetişirse alkışlarız ayağa kalkar ama zor gibi gözüküyor. 3 veya 4 oyuncuyla beraber kampı startı vereceğiz gibi duruyor. Şimdi bir önemli detay da şu. Ben bunu sizlere belki bir ay belki iki ay önce de söylemiştim. Marek gittikten sonra bu takımda bakın dışarıdan görüyoruz yani. Ben bunu dışarıdan görüyorsam hoca da başkan da yöneticilerin de görmesi gerekiyor. Bu takımda bir lider gerekiyor. İşler kötü gittiğinde sağda şöyle bir kafanı kaldırdığın zaman yanındakine baktığında sağındakine solundakine baktığında sana güven verecek birkaç tane isme ihtiyacım var. Marek bunların başında geliyordu. Evet Bakasetas var. Bakasetas kısmen yapabilir ama bir Marek Olamaz bakasetasta Bir Uğurcan Çakır yapamaz. Ne kadar lider vasıfları olsa da yapamazlar. Liderlik farklı bir şeydir. Marek Amşik öngörüsü olan takımı ateşleyebilecek bir oyuncuydu. Ve Marek Amşik'ten yolları ayırdıysan sen Marek Amşik'in yerine Marek Amşik ayarında abilik, liderlik yapabilecek. Giden tabii ki de Marek Amşik'in ilk şampiyonluk senesindeki performansını düşünün. Bana göre bu sene tamamen stratejik hatalarımızdan dolayı Marek Amşik'i kullanamadık. Ben burada Abdullah Avcı'ya suç buluyorum. Abdullah Avcı kullanamadığını düşünüyorum. Açıklamaları, evet oyuncu sakatlandı o bu olabilir. Herkes sakatlanıyor, her oyuncu sakatlanıyor ama açıklamaları 30 dakika oynar, 20 dakika oynar. Yok teknik direktör ol gibi söylemlerden dolayı ben burada Abdullah Avcı eleştiriyorum. Abi adamın son saniye kadar sık suyunu çıkart, oynat, fayda, faydalan ondan yani böyle düşünüyorum. Adam hatırlayın şampiyonluk senesinde cezalıyken hafif sakatlıklar olduğunda kadroyu sokuyorduk, soyunma odasına sokuyorduk, otele götürüyorduk oyuncularla konuşsun diye. Öyle bir oyuncu bu oyuncu. Ve onun yerine şimdi o ayarda bir oyuncu aranıyor. Bir diğer detayımızda arkadaşlar, Jemi vardı. Şimdi Leicester'dan, şimdi bu isim hani 36 yaşında ve Trabzonspor takımımızın teklif ettiğini iddiası var. Hani bu adamı getirip bir sezonda atabildiğini atsın, alternatif olsun, nöbetçi golcü olsun diye düşünmüş olabilirler mi? Olabilir. Hani Premier Lig'de 37 maç oynamış, 3 gol, 4 asist yapmış. Genelde sonradan girmiş. Ama yani 36 yaşında bir adamın Trabzonspor takımının hele ki Bielisa gibi teknik direktörün o kadar oyuncu varken gidip bu oyuncuya teklifte bulunmasını ben doğru bulmuyorum. Yapacaklarına da inanmıyorum arkadaşlar. Böyle bir iddia ortaya atıldı. Bana göre böyle bir e, iddia ortaya atıldı. Çok ya çok sürpriz olur bana ya. Bu eğer böyle bir şey gerçekleşirse çok sürpriz olur. Ve yani günü kurtarmak, anı kurtarmak için yapılan bir transfer gibi gelecek. Ne vereceğini de bilemiyoruz arkadaşlar. Ama baktığımız zaman 37 tane de maç oynamış. Sonradan girmiş. Dakikası çok fazla olmayabilir ama oyuncu hazır kıta kulübede bulunmuş arkadaşlar. Premier Lig'de yani yaban atılacak bir lig değil. Golcü, iyi bir golcü. O ayrı bir konu. Tabii şimdi önemli olan bir detayımız da içerideki çalışmalarımızın başında. Koita Canini Flavio. Gözler bu üç oyuncuda. Bu oyunculardan gelecek olan paralarda. Bu oyuncular mesela de bir transfer gelecek bilgisi var. Canini tamam gibi gözüküyor. Koyita'nın kampa götürülmesi muhtemel gibi duruyor. Flavio'yu kampa götürüp satalım muhabbeti dönüyor. Bu üç oyuncu da çok stratejik arkadaşlar. Çünkü transfer yapabilme adına limit e, oyuncu kontenjan adına bu oyunculara bir de maliyeti var. Biz bu oyunculardan maliyeti düşüp yeni oyuncular getirmeye planlıyoruz. Yani para hesapları yapılırken Koytan'ın maliyeti çok yüksek. Canini çok yüksek. Flavio gelecek şimdi. E bu üçlüden de gelecek olan performans hani kampta bilmiyorum kandırır gibi geliyor bana. Bu üç oyuncu da gönderilmesi gerekiyor. Canini zaten burada ipleri kopartmış gibi gözüküyor. Koytan'ı ben olsam sokmam içeri. adamta nerelerden ihtarlar çekiyor. Bu benim düşüncem. Flavio ile hani Kampa giderim bir bakarım ama Flavio'da büyük ihtimal satacağız arkadaşlar. Flavio'nun takımı Flavio'dan çok memnun. Biraz stratejik bir hamle, böyle sanki istemiyormuş gibi yapıp Flavio'yu biraz ucuza bitirmeye çalışıyorlar gibi geliyor arkadaşlar. Trabzonspor takımımızda gözler Petkoviç'te şu anda. Orsiç transferinin tamamlanması Petkoviç transferinin olacağını bize işaret ediyor bir şekilde bu başkan, bu yönetim Petkoviç'i de bitirir diyoruz. Ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz. Ve Petkoviç'i en kısa zamanda inşallah hallederler. Hani hiç değilse Trabzon'daki kampa gelmez de yurt dışı kampına yetiştirirler. Ki orada zaten bir temas kurulacağını Bielista da söylemişti. Merakla bekliyoruz. Stoper, kanat. Şimdi şimdi Trezeg'e 10 milyon euronun altında vermeme kararı çıktığının bilgisi var. Şimdi Orsic, Trezeg'e, Viskap. Ömür, Bakasetas. ileride Maxi var şu anda ki Petkoviç'i koy oraya. Bu hücum hattı gerçekten dün de söyledim bayağı iyi bir hücum hattı. Alternatif anlamında müthiş bir hücum hattı olur. İnşallah Trabzonspor takımımız kafayı oynar arkadaşlar. Ama savunmada ben problem görüyorum. Tekrardan söylüyorum. Savunmamız sos verir. Bu savunma sıkıntı. Bu savunmayı düzeltmemiz lazım. Bu savunmaya lider vasıflı Dijikus, Strasbourg'un stoperi Dijiku'yu getirirseniz sizi ayakta alkışlarım diyorum. Tekrardan baskımı yapmaya devam ediyorum. Ee, videomu sona kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik kitlem seri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.